Evet, böyle enteresan bir şekilde Sprinter önümüze. Evet, bu araçtan bir tanesi geçenlerde bir Audi A4'ü dükkanımızın önünde dağıttı. Dağıttı, aynen. Bu yol böyle bir yol. Şu an gazdan ayağımı çektim. Tekrar dokunuyorum. Şimdi aynı oranda gaza dokunarak süratlenme hızımı kısaltacağım süre olarak. Çekiyorum ayağımı gazdan. Efendim? Oran ne olacak abi? Oran basit. Hiçbir şey yok. Bir VGT birimi kadar. Biraz sonra Özer'e soracağım. Dokunuyorum. Çekiyorum, bir daha dokunuyorum. Çekiyorum. Tekrar dokunuyorum. Motordan aldığım ilk tepki kadar itiyorum pedalı. Onun dışında itmiyorum. Şu anda süratlenmemi izlemeni rica edeceğim. Şu an ayağım sabit. Ama maalesef motorun solda bir işi yok. Olmaması lazım şu anda. El ele yemek taşıyan bir motor. Çektim ayağımı gazdan. Çok tatlı da süratleniyordum halbuki. Tekrar ayağımın ağırlığını üzerine hissettirdim. Ve şu anda burada bizim ortalamamız ne oldu? 8.3. Parkurumuzun Alemdağ yokuşuna tırmanmaya başlayacağız biraz evet. Sonra. Yorucu bir yokuş. Şu an o yokuşa hazırlanıyoruz açıkçası. Yokuşumuz başladı. Gaza basma oranım yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. 6. vites. Ayağımı sabit tutuyorum. 6. vitesteyiz. Yaklaşık 2200-2300 devir aralığındayız. Evet. Şu an yokuş ortalarına doğru geldik. Ayağımı gazdan çektim. Tekrar ayağımın ağırlığını sadece hissettirdim. Ve yoluma devam ediyorum. Vites indirmeden. Şu an çektim çünkü önümdeki... Bakalım ne yapacak 6. viteste? Nereye kadar? 6. vites 1000'de 1. 60 km hızdayız. Düşeyim mi vites? Düş diyor mu? Düşebiliriz ama düş. Daha anca yeni 5'e indirdik evet, vitesi. 5'teyiz. Yokuşu yolumuza devam ediyoruz. Tamamlıyoruz. Çektim ayağımı gaz gazdan. Gaz pedalına dokundu ulaş. Ben benim için 2 vites fark var. Direkt. Öyle mi? Tabii. Araç 2 vites kazandı mı diye düşünüyorsun? Yürüründen o çıkıyor şu. Tamam. Biraz sonra direksiyona geçtiğin zaman daha doğru sonuca ulaşacaksın. Bu benim için daha tatmin edici olacak. Çünkü kesin. Ulaş rakip firmadan para almayayım diye elinden Anladım. Geleni yapıyor. Belki sen almamı sağlarsın. Ya rakip firmadan para alıp Ulaş'a R'yi kullanabileceği, R'yi deneyebileceği bir araç almak istiyorum. Derdim o. Boş ver, rahat ol. Bizim parayla işimiz. Evet. Dördüncü vites. Ben artık gazı bıraktım. Trafik zaten bana frene bastırıyor. Zaman içerisinde gazdan ayağını daha da erken çekmeye alışacaksın. Frenlere daha geç dokunacaksın. Ya da freni daha az kullanacaksın, öyle diyeyim sana. Çünkü akışkanlık ciddi oranda aracında VGT'den sonra artmış. Ama sen karar veremezsin. Aracın sahibi karar verecek. Ama yok, Insignia'da biliyorsun değil mi? Tecrüben var. Ha, evet. Ha doğru. Senin Insignia'da yolun kesildi Insignia kullanıcısı tarafından. Aynen. Teşekkür için. Teşekkür için yolumuz kesildi ve adam yani yırtına. Adam şu an ikinci VGT'yi taktırmak istiyor. Yapma abi. İkinci VGT ihtiyaç yeter. Yok. Evet. Bir tane yeter. Bir arabaya bir VGT. İki araban varsa iki VGT tamam. Bir arabaya bir VGT yeterli. Şu an ikinci viteste 900 devirde gazsız devam ediyorduk. Bire düştük. Bu çek dokunlarla işte performans ihtiyacın olduğu zaman ya da işte hani arabayı ani hızlandırmak istediğin zaman o çek dokunları seri halde kullandığında özellikle Insignia'lardaki o bir sonraki tepki normal tepkilere göre birkaç tık daha fazla oluyor. Evet, test parkurumuzun araç teslim noktasına geldik. Özer geçecek direksiyona.
benim için veya da hepimiz için en doğru izlenimi verecek. Evet. Spotu kemerleri takalım. Taktık zaten. Özer. O da taktı. Ne var? Evet. Taktı. Takmadı değil mi? Sen takamadın. Ben taktım. Bilmiyorsun bu işi. Emniyet kemerini takmaya takmayı unutmuşsun kemer takmayı. Kim taktı? Ben olmasam takmayacaktım kemeri. Aa. Lütfen. Benim emniyet kemeri konusunda ne kadar hassas olduğumu herkes, takip eden herkes bilir. Değiştir abi. Bence yine değiştir. Bize de trafik geldi biz buna. He? Bize de trafik geldi testimize. Gelsin abi. Açık gelsin. Daha gelsin. Güzel. Gazın sana gaz pedalının sana vermiş olduğu tepkileri. Yani yaklaşık olarak bir santim kadar basıyorum. Daha fazla değil. Daha önce ne kadar basıyordun? Herhalde bir 5 santim falan basıyordum. Bir şey soracağım. Yani standartı o zannedeceğim. Vites değişim aralığı normalde kaçtı? 2500 gibi. 2500 gibi. Minimum yani. Evet. Biz bu arada 1500 ile 2000 devir arasında vites değiştiriyoruz. Ben onu şu an takip edemedim tabii. Doğrudur. Çünkü erken değiştirmemize rağmen kesilmiyor araba. Evet. Evet. Şimdi zaten düz yolda daha net olacak o. Kesinlikle. Alt devirlerde yüksek vites mantığı ki sen mekanik de bir insansın. Evet. Arabanı kullanırken hem ayağınla hem kulağınla çok rahat motor dinleyebiliyorsun. Dolayısıyla o devir vuruntu aralığını en dip noktada sen zaten keşfedir keşfetmez mutlaka atacaksındır vitesi. Evet, vitesli kontrollü hızlanmayı çok güzel kullandığına tanık oldum ben biraz aynen önce. Bu konuda tebrik etmek istiyorum. Birçok yanılgıya sen burada dur dedin. Kompresör freni dedikleri ama aslında binek araçlarda olmayan bir sistemi biz öyle bir şey yok. Vites freni var. Vitesle hız azaltma var dedik. Sen de yokuşu 5. sesle indin. Daha sonra da yokuş bittikten sonra da vitesini 6'ya aldın. Son derece doğru bir hareketti. Kesinlikle. Onu da tebrik ederim. VGT'den de iyi verim alacağından eminiz. Şu an 1500 devirdeyiz. Ve 6. vitesteyiz. Biraz daha aşağıya düşürdün hatta deviri. Ve yine 6. vitesteyiz. Biz şu an aynı zamanda alışmaya çalışıyoruz tabii. Tabii. İşin yabancısıyız. Aynen. Belki şu an pek doğru kullanmayacağız ama. Çok doğru kullanıyorsun şu anda. Şu anda gayet iyi kullanıyorsun. Yani. Şu an sadece fark olduğuna tanık oluyorum. Nasıl kullanacağım hakkında bilgi sahibi değilim. Evet. Çok doğru kullanıyorsun. 1000 devir, 6. vites ve vuruntu yok. Yapar mıydı araba bunu? Yok. Mümkünatı yok. Bu arada şanzımana dokunmadık. Montaj esnasında aracın başındaydın. İşte bu şartların oluşması için şanzımanı değiştirmeniz gereken diyen takipçilerimiz var. Bu yanlış bilgi tabii. Motorun ürettiği torkun erken olmasıyla doğru orantılı bu. Dolayısıyla erken torktan kaynaklı olarak motorun gücü artıyor. Tabii. Bu da bu devirlerde kullanmamız olur. O bir düz mantık yanılgısı. Evet. Kesinlikle. Zaten bunu başarmamızın en büyük sebebi alt devirlerde yüksek viteste seyir sağlıyor olmamız. Onun haklı olması için vuruntu da çıkması gerekirdi. Elbette. Evet. Vuruntu aynen da çıksaydı onun dediği doğru olurdu. Doğru olurdu ama vuruntu yok. Ama 1000 devirdesin, 6. vitestesin. Insignia gibi bir araçtasın üstelik de. Velev ki bu 1.4 yükü sevmeyen bir araba. Evet. Şu an 4 kişiyiz. Çok önemli yani yük araba için. Gerçekten araba yükü sevmiyor. Ben evet yeni aldım. Bir aydır biniyorum. Hayırlısı olsun. 1000 kilometre kadar yaptım. 1.4 yükü sevmiyor. Evet. Çünkü kasa ağır. Kasanın motor ona göre değil. Evet. İyi komplike edilmemiş. Evet. Açıkçası Türkiye şartlarında İstanbul arabası değil. Şehir içi arabası değil. Evet, şehirler arasında çok keyifli evet bir araç. Küçük motor avantaj oluyor uzun tabii yolda ama şehir içinde ters tepiyor. Aynen öyle, doğru.
yer yer trafik oldu, yer yer açık. Dolayısıyla aslında birçok şart bir araya geldi. Ve sen bu arada vitesini hiç değiştirmedin. Hiç değişmedim. Onu bir kere altıya attık. Otomatik oldu arada, evet. Yani. Manuel kullanmayanlar için, kullanamayanlar için de şeydir yani. Tabii yani son vitese gel. 50'den sonra. Bir kere kalkarken bir de kalkıyorsunuz. Biraz sonra 6'ya kadar gelip orada bırakıyorsunuz yani. Gerekmedikçe vites atılmıyor. Ve 2000 devirin üzerine çıkmana asla hiçbir şekilde gerek yok. Gerek çıkmadan yok. Rahatlıkla viteslerini arttırabilirsin. Vites değişim devir alışkanlığını değiştirdiğin takdirde 2000'in altında bunu yaptığın zaman zaten burun taralığını ayağınla kontrol edeceksin. Arabanı ayağınla dinlediğin zaman en doğru tork ürettiği devri yakalarsın. VGT'den maksimum verimi işte o zaman alırsın. Ha, bu arada yine bir parantez içinde hazır mekanik birisini, evet, de yakalamışken Özer'i. Bu arada 6 ile çıktı yapıyoruz. Evet, 6 ile çıktı yapıyoruz. Şartta zorluyorum. Evet. Şartta zorluyorsun ama zorlayamıyorum. VGT yani, zorlanmıyor. Yok, zorlanmıyor abi. Evet. Gayet güzel gidiyor. Şimdi hani işte şehir içinde kullanıyorsunuz, tamam verim alıyorsunuz. İşte kolaysa 3000-4000 devirde yapın. Burada tasarruftaki mantık ve maksat zaten seni alt devirlerde arabayı kullanmanı sağlayıp alt devirlerde orijinal olarak arabanın yapamayacağı her şeyi az önce battı çıktıdan 6. vitese 60-50 gibi komik süratlerle çıkmayı sağlıyoruz. Ki normal şartlarda özel aracın ne tepki verirdi? Gerçekten iki vites fark var. Ben oraya 4'te çıkmam gerekiyordu. 4'te çıkman gerekiyordu ki 1-4 bir araçtan bahsediyoruz. Ve bu yükle bilemiyorum ben. Kalabalık binmedik henüz. Evet. Ama gayet iyi yani. Açılışı evet, yaptık. Şu an açılışı yaptık 4 kişi olarak ki ben artık 85-86 kilolardayım maalesef. Ama sen salata yiyorsun. Ya tamam, açma o konuyu. Dolayısıyla arkadaşlar zaten tasarruf için alt devirler, yüksek vites ve gaza dokunarak kullanmak ki gaza basma oranını hiç arttırdın mı bu seyahat boyunca? Yok yani bir santimi geçmemiştir. Geçmedi mi? Geçmedi. Bir parmak bir santim kadar. Abi şu elinle bir göstersene. Bir santim kadar, bir parmak kadar. Bir VGT oranı. Bak, ona bir VGT birimi kadar. Gerçekten evet. Maksimumunu söylüyorum. Budur. Evet. Ona sevgili sevgili Berat kardeşimiz. Evet. Kendisi Ordu'da mimar. Bir VGT birimi diye isim koydu. VGT'nin literatürüne de o şekilde girmiş oldu. Girmiş bulundu. Aynen öyle. Abi sen alıştın. 2000'e gelmeden 1500 gibi vitesini arttırdın. Gördüm ben. Alışmam avantajdır tabii. Evet. Seni izliyorum çünkü. Bu şanzıman değişmesi gerek diyen arkadaş için de yani iyi bir haberim var. Şanzıman değişti, yarı otomatik oldu. Vites atmıyoruz yani. Vites atmadık. Şanzıman değişti. Değişti değil mi? Yani şeyden, üreticiden 15 bin lira 20 bin lira fark verip otomatik almaya çok da gerek yok. Hayır, hem otomatik yaptık hem de tasarruflu kullandık. Hem debriyaj var hem otomatik oldu yani. Tabii bak, hem de tasarruf. Tasarruf hem da var. Köprüden sonra sağa döneceğiz. Özer, bu keyifli video için çok teşekkür ederiz. Aa, şurada çok güzel tatlı bir hem viraj hem de yokuşumuz var, bakalım. Evet. Bence video devam etsin. Evet evet. Orada bir şartı zorlayalım. Şartları zorlayalım orada da. Hızı. Ya bu ara, evet. Dur kalk bile işine yarayacaktır eminim. Evet. Burada dur kalk değil, yat kalk olacak. Çünkü tır girdi. Evet maalesef. Bu arada biz çıktığımızda 8.6 idi herhalde. Ona ben 8.4 diye ben dikkat etmedim açıkçası. Dikkat ettim de şu an 8 litreye düşmüş durumda ortalamamız. Şu an ikinci vitesteyiz. Bin devirdeyiz. Bin devirde. Tırmanıyoruz. Gaz veriyor musun abi? Evet. Gaz yiyor. Bir parmağı açmamak kaydıyla veriyorum. Daha fazla değil. O motordan aldığın ilk tepki kadarıyla. Evet. 2 ile neredeyse
Yokuş evet. yukarı kalktık sayılır açıkçası. Aynen öyle, yokuş yukarı kalktık ikiyle. Evet artık falan sıkıldım. Artık üçe atalım diye böyle. Özer o Eda'yla. Yani fazla bir şey yapmıyoruz, onu da yapalım. Ne yapılacaksa. Yani vites atmak için çok az şansınız var. Dur kalk olması lazım. Durup biri atacaksınız, ondan sonra hızlıca. Evet, vitesini özleyenler 2, 3, 4, süratini 5. düşürsünler. Ya Allah'tan evet. 6 vitesle bir vites fazla atıyoruz. Yani 5 vites olsa o da zarar. Şimdi uzun yolda kesinlikle şunu hissedeceksin. Ya bu arabada bir 7. vites, 8. vites de olsaydı falan diyeceksin. Atmadığım gibi ne gerek olur bilmiyorum ama. Abi gerçekten istersin. Gerek oluyor. Çünkü artık devir bitiyor. Kadranın son şeylerini bazen kullanma gayretine girme ya, durumları olduğunda kesinlikle ben diyorum ki yani keşke hani o deviri bir tık daha aşağı indirip o 1500'lerden o süratlere devam etsek falan diye, ama olmuyor tabi. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şanzıman değiştirirken vites şeyini değiştirmeyi, joystick'ini değiştirmeyi unutuyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Aslında şanzıman 8 ama joystick değişmeyince geçmiyor. Geçmiyor. Her evet. arabanın joystick'ini bulamıyoruz ama olmuyor yani. Evet. Peki sevgili Özer, çok teşekkür ederiz bu keyifli ben video için. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ailemize hoş geldin. Teşekkürler. Evet sevgili dostlar. Bir şey mi diyecektim, bir şey diyecek gibi. Ben memnun kaldım abi. Yani. Son olarak söyleyeceğim odur. Eyvallah, sağ olasın. Evet sevgili dostlar, Opel Insignia test sürüşümüz tamamlandı ve yeni aile üyemiz aramıza katıldı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.